Herkese merhaba. Mayoz bölünme testiyle sizlerle birlikteyim. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. İnsanda gerçekleşen spermatogenez sırasında ilk oluşan haploid hücre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir tane spermatogonyum hücresi vardı. 2N kromozomlu. Bu mitozlarla beraber gelişerek birincil spermatositi oluşturuyordu. Ve mayozla beraber ilk oluşan ikincil spermatosit olacaktı. O yüzden cevap Denizli. 2'ye bakalım. Burada bir homolog kromozom çifti görülüyor bir hücrenin içerisinde. Yukarıda verilen şekille ilgili hangileri doğrudur? S homolog kromozomlardır. Evet, homolog kromozomlar yan yana bulunurlar. Doğru. K homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleridir. Bakıyoruz K'ye. K, hayır, kardeş olmayan kromatitler şurada görülecek. Bunlar kardeş olmayan kromatitler değil, farklı özelliklerin kalıtımı için anne ve babadan gelen kromozomlardır. Bu olmadı. Y, kardeş kromatitlerdir. Evet, birbirinin kopyası olan kardeşlerdir. O yüzden 1 ve 3 Denizli. Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Diploid hücrelerde gamet oluşumu için gerçekleşir. Doğru. Oluşan hücrelerde tek tak kromozom takımı bulunur. Yani en kromozomlu olur oluşanlar. Doğru. Oluşan hücreler arasında genetik farklılık olur. Doğru. Bir mayoz bölünme sonunda en fazla 4 farklı hücre oluşur. Bu da doğru. Bölünme sırasında homolog kromozomlar ayrılırken kardeş kromatitler ayrılmaz. Bu yanlış. Kardeş kromatitler mayoz 2 kısmında ayrılır. Burada bir grafik sorusu var. Diyor ki mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? Önce grafikleri inceleye doğru olanlarını bulmaya çalışalım. Şimdi şu grafiğe bakalım. DNA miktarı grafiği. Bu M ile gösterilen mitoz. Bakıyorum şimdi. İnterfazın G1 S evresinde DNA 2 katına çıkmış. Doğru. Çünkü S evresinde DNA eşlenir ve 2 katına çıkar. Ardından G2'de aynı şekilde kalmış ve mitoz bölünmede DNA tekrar kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla baştaki miktara geri döner. 1 numara doğru. 2'ye bakıyorum. Mayoz 1 ve mayoz 2, yani mayoz bölünme ile ilgili grafik, yine DNA miktarı. Yine S evresinde 2 katına çıkar. Mayoz 1'de homolog kromozomların ayrılmasıyla DNA miktarı baştaki miktara geri döner. Mayoz 2'de de kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla tekrar yarıya iner. Baştakinin yarısı kadar olur. Bu da doğru. Bu da kromozom takım sayısı mayoz bölünmede yine. Kromozom takım sayısı 2N'dir. Mayoz 1'de yarıya iner. Mayoz 2'de aynı kalır. Baştakinin yarısı kromozom sayısına sahip hücreler oluşur. Bu da doğru. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3 olacak. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mitoz ve mayoz 2 için ortaktır? Mitoz ve mayoz 2. Kardeş kromatit ayrılması hem mitozda hem mayoz 2'de olur. Sonrasında sitoplazma bölünmesi yine ortak olur. Hemen öncesinde DNA eşleme. Mayoz 2'den önce DNA eşlenmez. Mayoz 1'den önce eşlenir. Bu ortak değil. Cevap Denizli olacak. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Bir şekil sorusu. Şekilde verilen hücre ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi şekildeki hücreye dikkat edersen burada sentrozomlar var. Bu bir hayvan hücresidir. Doğru. Öncesinde DNA eşlenmesi yapılmıştır. Evet. K organeli sentrozom, S'leri organize eden mekanizmadır İ ipliklerini. Doğru. Y kardeş kromatitlerdir. Hayır, Y homolog kromozomlardır. Bu yanlış. Bu bölünmede homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Evet, bu bir mayoz bölünme. Hemen bir diğer soru. Burada da yukarıda 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücreye ait mayoz bölünme aşamaları verilmiş. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi A'daki gibi. Evet, metafaz 1. Crossing over gerçekleşmesi B'de. Evet, bakın şurada kromozomları karşılıklı çatışmış bir şekilde görebiliyoruz. Doğru. Kardeş kromatitlerin ayrılması C. Evet, burada kardeş kromatitler ayrılmış. Kromozomlar yarıya inmiş zaten. Kromozom sayısının 2 katına çıkması D diyor. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi olayı vardır burada. Yani anafaz. Dolayısıyla burada kromozom sayısı 2 katına çıkmıyor. O yüzden bu yanlış olacak.
Hemen bakıyoruz bir diğer sorumuza. Yine burada bir şekil sorusu. Şekilde gerçekleşen olayı aşağıda verilenlerden hangisi tanımlar? Şimdi burada kromozomları öncelikle sayalım. 1, 2, 3 bu kutupta. 1, 2, 3, 4, 5 bu kutupta. Şurada görmüş olduğunuz kromozomlar homologlarıyla beraber yukarıya çekilmiş. Dolayısıyla burada ne görüyorum? Kromozomlarda ayrılmamayı görüyorum. Bir diğer soru, 9 numaralı soru. Normal bir mayoz bölünmede profaz evresi aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştikten sonra olur? Profaz interfazdan sonra gerçekleşir. Dolayısıyla DNA miktarının 2 katına çıkmasından sonra gerçekleşir diyoruz. Ve son sorumuz. Mitoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme olaylarıyla ilgili 1, 2, 3 ifadelerinin hangilerinde gerçekleşen olaylarla ilgili kromozom sayısı doğru verilmiştir. En kromozomlu hücre mitoz geçirince 2 en kromozomlu hücre oluşur diyor. Yanlış. Mitoz geçirince yine en olması gerekiyor. 2 en kromozomlu hücre mayozla en kromozomlu hücreyi yapar. O da döllenince 2 en kromozomlu hücreye dönüşür. O da mitozla yine 2 en kromozomlu hücreler oluşturur. Doğru, kesinlikle çok güzel örnekleme olmuş. En kromozomlu hücre mitozla yine en kromozomlu hücreyi oluşturur. O da döllenirse 2 en kromozomlu hücre oluşur. Doğru. O yüzden burada doğru olanlar 2 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar, bu testimizi de bu şekilde çözmüş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.